Gaziantep'te 80 bin metrekare alana kurulan ve atlı sporlardan güreşe, zeka oyunlarından okçuluğa birçok branşın yapılabildiği geleneksel sporlar merkezi, ata sporlarının yaşatılmasına katkı sunuyor. Mesela bu müsaat onunla gelmiş olsaydım, bu da okul var mı? Belediye bize müsaat ayarladı. Yanağımıza kadar çekeceğiz, bırakacağız. Üstüne getirdik, mandallama yapıştık. Baş parmak altta, işaret parmağın üstünde. Evet, burası Şahin Bey Geleneksel Sporlar Merkezi. Şu anda Türkiye'de bu kapasitede, bu büyüklükte bir yer yok. 80 bin metrekare alan üzerinde kurulmuş vaziyette. İçerisinde açık maneş, kapalı maneş, atlı okçuluk alanı, okçuluk alanları, güreş alanları, oba çadırları, seyirci tribünleri ve atların kalacağı 100 tane atın barınabileceği bokslarla birlikte komplike bir tesis. Özellikle biz okullarımızdan öğrencilerimizi alıp buraya getiriyoruz otobüslerimizle. Burada ata bindiriyoruz, ok attırıyoruz. Onlardan içlerinde kabiliyetli olan gençlerimizi seçip hocalarımızla, özel eğitimlerle onların bu alandaki kabiliyetlerin daha da gelişmesini sağlıyoruz. Öğrencilere burada oba çadırımızda Özbek pilav ikram ediyoruz. Amacımız bu geleneksel sporlarımızın daha da gelişimini sağlamak. Çünkü insanı rahatlatan, insana huzur veren önemli bir spor dalı. Bu da ancak tesis olur ki burası gerçekten bu iş için Türkiye'de örnek bir tesis oldu. Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu Başkanımız bize inandı, tesislerimizi gördü. Geçen yıl Güreş Ligi'nin 7 ayağından bir tanesini Şahin Bey'de yaptık. Yine spor köyümüz içerisinde. Bu yılda Geleneksel Sporlar Merkezimizde geçen yıla göre daha fazla bir katılımla gerçekleşti. 1545 sporcu katıldı. Yani Kırkpınar'da güreşen tüm pehlivanların hepsi buradaydı. Özellikle benim açımdan çok sevindirici olan hususlardan bir tanesi, bu yıl ikincisini yapmamıza rağmen Gaziantep bölgesinden 155 tane sporcumuz yağlı güreşlere katıldı. Yarışmalara girdi, güreşti. O zorlu güreşlerin neticesinde birincilik kendi dallarında, ikincilik, üçüncülük kazanan sporcularımız oldu. Ben eminim ki gelecek yıl bu sayı daha da artarak devam edecek. Özellikle aba güreşleri ve diğer güreşlerimizi de burada yaparak hem sporcularımıza çok güzel bir ortamda güreş yapma fırsatı sunuyoruz, hem de geleneksel sporlarımızın bölgemizde daha da yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Ben özellikle gençlerimizin sporla uğraşmasını istiyorum. Çünkü sporla uğraşmayan gençlerimiz ya cep telefonu bağımlısı oluyor veya başka türlü bağımlılıklarda zamanını boş geçirebiliyor. Biz istiyoruz ki bedenleri çalışsın, gelsin burada her türlü, gerek burası gerek diğer tesislerimizde istedikleri sporları yapsınlar. Hem bedenen hem ruhen gelişimlerini tamamlasınlar istiyorum.